Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, yeşil dönüşümde yeni bir dönemi hem finansal hem de altyapısal olarak başlatmaya hazırlanırken, akıllı telefon üreticilerinin elektrikli otomobil üretim hamleleriyle ilgili birçok haber de medyada kendine yer buldu. İlk olarak Apple'ın 2024 yılına kadar bireysel kullanım için otomobil üretmeyi planladığına dair haberlerden sonra, LG'nin de elektrikli araç parçası üretmeyi bir üst düzeye taşımak için Kanadalı parça üreticisi Magna International'la anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. LG'den sonra Apple'ın tedarikçisi Foxconn'da Çinli elektrikli araba girişimi Byton'a 200 milyon dolarlık yatırım yaparak 2022 yılında elektrikli araba üretmek istediğini duyurmuştu. Yeni yatırımlar ve anlaşmalarla birlikte akıllı telefon devleri geleceğin elektrikli araba üreticileri mi olacak? Şimdi otomotiv endüstrisi dünyada bir değişimin arifesinde. Yani baktığımız zaman yeni bir çağa giriyor aslında. Bu çağda işte elektrikli ve otonom dediğimiz sürücüsüz araçlar çağı. Bunların hepsi de sonuçta bağlantısı olarak bakıldığında teknoloji altyapısı gerektiriyor. Evet, geleneksel otomobil markaları bu konuda çalışmalar yapıyor ama diğer taraftan da dediğiniz gibi bugün Apple, Sony, LG gibi markalar bu alana yatırım yapıyorlar. Bunların tabii en büyük avantajları çok ciddi bir sermaye gücüne sahip olmaları. Otomotiv şirketleri de tabii 100 yılı aşan bir süreçte içten yanmalı konvansiyonel araçlara yatırım yaptıkları için hala oradan para kazanmaya devam ediyorlar. Oradan kazandıkları parayla sonuçta elektrikli ve otonom araçlara yatırım yapıyorlar. Şimdi tabii burada artık otomobil demiyor şirketler kendilerine, mobilite şirketleri haline gelmeye başladılar. Her türlü mobilite çözümü sunmaya başlıyor. Hem otomotiv şirketleri hem teknoloji şirketleri ve artık otomobiller sadece bir yerden bir yere ulaşmamızı sağlayan araçlar değil, aynı zamanda dört tekerlekli akıllı telefonlar haline geldi. Şimdi bu noktaya gelince de işin içine teknoloji şirketleri giriyor. Bugün teknoloji şirketleri kendi başlarına sadece otomobil üreterek bu işi yapamayacaklarını biliyorlar. O yüzden de otomobil şirketleri bugün Apple örneğinden yola çıkarsak eğer, Apple kendi başına değil, yanına bir otomobil, ünlü bir otomotiv şirketini alarak bu işe devam edeceğini söyledi. Aynı şekilde bugün bunun en büyük örneği Tesla. Tesla şirketi çok hızlı büyüdü elektrik otomobil konusunda. Bir ilk oldu. İlk olduğu için de ciddi şekilde piyasa değerini arttırdı. Ama otomobil markası olarak değil, daha inovasyon, daha teknoloji markası olarak ön plana çıktığı için değeri arttı. Adetlere baktığımız zaman adetleri bugün diğer otomotiv şirketlerinin 10'da 1'i, hatta 20'de 1'i durumunda. Ama insanlar şunu görüyorlar, baktığımız zaman sektörde bu tip teknoloji şirketleri otomobil firmalarıyla konsolidasyon, yani birleştiği takdirde inovasyonların, yeni gelişimlerin daha hızlı olacağını fark ettiler ve bu farkındalıkla beraber otomotiv endüstrisi iki grubun birleşmesiyle beraber çok daha hızlı önümüzdeki dönemde büyüyecek. Bir de tabii bunun zorunlu olmasının sebebi yeşil ekonomi dediğimiz artık batıda ve gelişmiş ülkelerde çevresel faktörlerin de ön plana çıkması. Bugün Avrupa Birliği emisyon sınırlaması getirdiği için bütün otomotiv markaları elektrikli otomobile girmek zorunda. Teknoloji şirketleri de bu fırsatı görerek ellerindeki sermaye gücünü otomobil markalarıyla beraber yeni nesil teknolojiler için harcamaya başladı. Gerek Apple, gerek işte Sony, gerek LG, gerek işte Apple'ın üreticisi Foxconn ve diğer şirketler otomobil firmalarıyla entegre bir şekilde otomotiv sektörüne, otomotiv teknolojilerine hakim olacaklar gibi gözüküyor. Ama burada otomobil, geleneksel otomobil markalarında arka plana almamak lazım. Çünkü bunlardaki know-how, sürüş kabiliyetleri, işte aerodinamik bilgileri de teknoloji şirketleriyle bir olduğu zaman çok daha etkili olacaktır. O yüzden önümüzdeki süreçte bu konsolidasyonları, birleşmeleri geleneksel otomotiv markalarıyla teknoloji şirketlerini çok daha göreceğiz. Apple gibi büyük şirketler sermaye güçlerini ve teknoloji altyapılarını otomotiv, geleneksel otomotiv markaları da şu ana kadarki 100 yıllık know-how'larını ortaya koyarak sektörün daha hızlı gelişmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Ülkelerin sıfır karbon salınımı hedefleri kapsamında Ford 2030 yılına kadar Avrupa'daki tüm otomobillerini elektrikli olarak üretmeyi planladığını söylerken, Jaguar ise 2025 yılına kadar tüm araçlarını elektrikli hale getireceğini açıkladı. Hükümetler ise sıfır karbon hedefine ulaşmak için elektrikli araba üreticilerini vergi indirimleri ve teşviklerle destekliyor.
Almanya'da 40 bin euro ve altındaki elektrikli araçlara 9 bin euro devlet teşviki verilirken, İngiltere'de ise elektrikli araç almak isteyenlere 3 bin pound'a yakın hibe veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal hükümet ise yeni elektrikli araba üreticileri için ilk 200 bin arabaya 7500 dolarlık tüketici vergisi indirimi uyguluyor. Joe Biden yönetiminin de sürdürülebilir ekonomi planı çerçevesinde elektrikli araba kullanımını teşvik edeceği düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığı uyarısında bulunurken, elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de ise elektrikli araçlara uygulanan özel tüketim vergisi 2021'in ilk aylarında artırıldı.